Tekrardan bir sanat kültür programına hoş geldiniz sayın Modo TV seyredenlere. Dediğimiz gibi bu program sanat, sanatçı ve ünyemize değer katan fikirleriyle, görüşleriyle insanların konuk olacağı bir program olacağını söylemiştim. Ve bunlardan da bir tanesi çok değerli Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Sayın Adnan Sobi. Beyefendilere ve başkanımıza hoş geldin diyorum. Evet, teşekkür ederim İlker Bey. Hem programınıza hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Hem de Ünye gibi turizm kimliği olan bir şehrin böyle bir program sahibi olması ve böyle bir donanımlı bir moderatörün olmasından dolayı da kentimizin bir şansı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ya, yapmaya çalışıyoruz. Aslında hani ben lafınızı böldüm, çok özür dileyerek. Ben moderatör değilim, ben sanatçıyım ama tarihe bir not düşmek açısından da yapalım diyenler çok oldu. Ona istinaden yaptık. Buyurun. Bence çok anlamlı bir karar vermişsiniz. Çünkü kentte yaşamanın bir de hizmet gibi bir mecburiyeti var. Bir kentte yaşayan insanın, her insanın, bunun çocuk yaştaki de yaşlı insanlarımızın da yaşadığı kente hizmet etme gibi bir mecburiyeti var. Evet. Bu da herkesin kendi donanımıyla, kendi sahasıyla ve kendi alakalarıyla alakalı bir durum. İşte burada da siz ünyemizin kültür, sanat, turizm kimliğine daha yukarı ivmelere taşınmasında da çok ciddi destekler sağlıyorsunuz. Bu anlamda hem Ünye turizmi hem de Ünye kimliği sizin sanatınızda ve diğer sanatçılarımızda ciddi bir değer kazandığını düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Şimdi Sayın Başkanım, benim hazırladığım birkaç tane soru var bölgemizle alakalı. Biraz daha böyle genelde böyle aksın dışına çıkarak böyle farklı, biraz daha böyle bazı şeyleri irdeleyerek soracağım. Mesela ilk şuradan başlamak istiyorum. Sizce 2022 sezonuna ünyemiz ve bölgemiz hazır mı? Buyurun. Şimdi aslında çok doğru soru ve doğru bir zaman. Çünkü turizm sezonunun başlaması Akdeniz bölgesinde Nisan ayının girişiyle başlıyor. Ama Karadeniz gibi bir coğrafya ve meteoroloji şartları olduğu zaman da bu Mayıs'ın sonları Haziran başlarına denk geliyor. Yani bizim bölgesel olarak bir iki ay daha ciddi bir vaktimiz var. Evet. Ama hazır mı noktasında şöyle endişelerimiz var. Günümüzde de yaşadığımız bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Evet, bunun maalesef, da derin maalesef. Detaylarına indiğimizde gerçekten Akdeniz bölgesi çok ciddi şekilde turizmsel anlamda ve turist anlamında etkilenecek bu olaydan. Kesinlikle. Tabii ki Akdeniz bütün potansiyelini Ukrayna-Rusya turizmi, yaklaşık 10 milyon turist çekiyor bu anlamda Ukrayna ve Rusya bölgesinden. Evet. Bu rezervasyonların iptali, oranın alım gücünün, ekonomik gücünün düşmesi tabii ki gelecek olan insanları da getirmeyecek. Bu %80-90 oranında azalmaya sebep olacak. Ve Akdeniz bölgesi de buna istinaden yeni bir arayış içine girdi. Tabii ki biz de Ünye'den takip ediyoruz Akdeniz'i, Ege'yi. Rakibimiz değil ama onlarla birlikte turizmi daha da canlı yapmak için Ünye'mizde, ordumuzda mücadele ediyoruz. Bu anlamda Akdeniz böyle bir hareket yaparken eksiklerini diğer yerel turistlerden, yerli insanlardan ve Avrupalı turistlerden Karadeniz'e gelecek olan, ki pandemiden kaynaklı Karadeniz'in çıtası da çok yükseldi tercih edilme anlamında. Kesinlikle. Böyle bir çalışmayı yaparken bize gelecek olanları cezbetmek için fiyat politikasını ve hizmet politikalarını değiştiriyorlar. Yani bir de euronun ve dolar farkının artması, aradaki TL'nin erimesi onların alım gücünü de arttırmış oldu Avrupalıların. Bunu da ortaya koyduğumuzda Antalya ve Ege bölgesi daha cazip olacak. Ama evet, biz buna karşı bir kriz masası kurduk mu ordu olarak? Evet. Önemli olan bu. Ve Turizm İşletmeciler Derneği olarak da geçen hafta basın açıklamamızla Sayın Valimizi, İl Kültür Müdürlüğümüzü, tabii ki büyükşehir olduktan sonra sahanın genel anlamda hakimiyeti ve etki yetki noktasında icra makamı olan büyükşehirimizi göreve çağırdık. Bu çok önemli bir çağrıydı. Kesinlikle. Ve bu bölgemizde dikkat çeken bir çağrıydı. Karadeniz bölgesinde bu çağrının Ünye'den gelmiş olması zaten Ünye'mizin Karadeniz'in üstünde bir şehir olduğunun da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehirleri yönetirken bölgelerin dinamiklerini de dikkate almanız gerekir. Ve bu dinamikleri yönetmek için de bir SWOT analizi ve eylem planı hazırlamanız lazım. Evet. Bu anlamda ben buradan tekrar sizin de vasıtanızla yenilemek istiyorum bu çağrımı. Bir an önce kriz masası oluşturup mevcut potansiyelimizi elimizde tutmak adına
çalışmalar yapmamız lazım. Bunun içeriğiyle ilgili de o toplantılarda raporlarımızı sunacağımızı da belirtmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yani birinci şeyden başlamak gerekirse işte TL'nin değer kaybından, bu farklı bir ayrı bir program konusu ama orayı geçiyorum. Bizi taraf olduğumuz, şimdi gelişmiş ülkelerde bu STK'larla yönetenler genelde beraber hareket ederler. Çünkü raporlarını ve saha hakimiyeti olan insanları, gönüllü insanları kıymetli bulurlar ve de çok da değerlidir. Yani ben size hani konu dışı bir cümle kurayım. Mesela yurt dışına gidecek olsanız şuna bakıyorlar. Hani tamam sizin bir iş yeriniz bilmem neyiniz yoktur ya da bir paranız yoktur ama bir STK'da gönüllü olarak ne kadar çalıştınız, bunlar çok önemli kriterler biliyor musunuz? Yani gönüllülük esasına dayalı STK'larda gönüllü insanların yer alması yurt dışına daha kolay gidebildiğini de altını çizmiş olalım bir kez daha. Bilmeyen seyircilerimize güzel duymuş bir detayı olur. Paylaşmış olduk. Evet. Şuraya geleceğim. Peki bu şeyi şuradan gelelim o zaman. Çamlık'ta yapılması planlanan Taş Eserler Müzesi'nin ünyeye neler katabilir noktasında sormak istiyorum. Yani bu da çünkü sizin önerinizle ciddiye alındığını ve en başından beri bu hikayeyi bilmeyenlere ya da süreci anlatırsanız seviniriz. Tabii ki ben öncelikle sivil toplum örgütlerinin kente kattıkları ile ilgili değerli olması ile ilgili söylemlerinize bir iki cümleyle destek vermek istiyorum. Gerçekten kimliği olan, kültürü olan gelişmiş kentler dediğiniz gibi sivil toplum hareketlerinin ve çok sesliliğin çok olduğu kentlerdir. Ve sivil toplum örgütleri, dernekleri, platformları da o kentin bedava beyinleridir. Yani beyin takımıdır aslında. Bizi gönülden yapıyor çünkü bu insanlar. Bir karşılık beklemiyoruz. Çünkü evet. Kentimiz kazanırsa biz kazanacağız. Evet. Yani bunu çok iyi idrak etmek lazım ve buradan tekrar ediyorum. Ve bizi yönetenlerin de alanında çalışmalarda o beyin takımlarını kullanmalarını öneriyorum. Yani her alanda her insan çağrılmaz. Tabii. Yani tarım alanında tarımla ilgilenenleri, turizm alanında turizmle ilgilenenleri, sanat alanındaki Atatürk'ümüzün de çok güzel bir sözü var. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Yani o evet. Damarların canlı kalması sizin gibi sanatçılarımızın, bizi yönetenlerin sürekli temas halinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu da şehrin hizmetine de yansımış oluyor. Onu ilerleyen konularda da değineceğiz zaten. Çok güzel söylediniz Sayın Başkanım. Ama işte bizi yönetenler bizi yani bölgenin değerlerini çok dikkate aldığını söyleyemem. Söyleyemiyorum maalesef. Yani söylemekten ziyade hissetmediğimiz için söyleyemiyoruz. Yani sizler bizler böyle. Bence hissetmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü onlar başarmış olacak. Yani başarının anahtarı şehrin dinamikleriyle yani temastadır. Yani kendi isimlerini geçecek gene ama neyse. Konuyu dağıtmamak adına. Evet, şimdi o sorunuza geldiğimde şöyle bir şey İlker ve bunun geçmişine inmek lazım. Taş Eserleri Müzesi önce Mezar Taşları Müzesi adı altında Ünye Kent Konseyi'nin girişimiyle başlamıştı. Evet. Ayşe Aznedar Yalın hanımefendi başkanımızla, Musa Özgür Kuroğlu başkanımızla ve benim dönemimde de hareketi biraz daha hızlandırdık. Belediyemizle, belediyenin ilgili ve yetkili kişileriyle Samsun Koruma Kurulu'na, tabiat varlıklarına gittik. Ve oradaki düşüncemizi paylaştık. Oradaki tek sorun yerinde tescil olduğu için Osman Ağa Camisi'ndeki eserlerimizin oraya taşınmasında yerinde tescil olduğu için onun kaldırılması gerekiyordu tescilin. Onunla ilgili de bir engel kalmadı. Dolayısıyla orası bile bize şunu söyledi. Keşke böyle bir taş eserler müzesi oluşsun. Vezir Köprü'de olsun. Çünkü Samsun bölge olduğu için Anıtlar Kurulu. Evet. Giresun'da olsun, Ordu'da olsun herhangi bir yerde bulunan mezarsız, yani taş var ama mezarı yok. Mezarı yok, evet. Mezara olan hiçbir taşa kesinlikle dokunulmaz. O mezarın taşıdır zaten o. Tabii. Ama mezarı kaybolmuş, taşı ziyan olmasın diye sergilemek amacıyla şehirlerde bir yerlerde toplanır. Bu da müzelerdir bunun toplandığı yerler. Dolayısıyla Ünye'miz bu anlamda çok şanslı. Çamlık gibi hem doğası olan, hem tarihi olan, hem kültürü olan, hem de insanların kimlik olarak da kabul ettiği bir coğrafyamız var. Tam bir yaşam adamız var. Oradaki tarihi mezarlarımızda yaklaşık 100-120 yıllık bir mezarlığımız var. Tarihi statüsü olan ve tescilli mezarlarımız. Ve son önceki dönem belediye başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da
12-13 tane mezarında rehabilitesi yapıldı, restorasyonu yapıldı. Oraya yapılması ile ilgili plan proje hazırlandı ve şu an ben hem de Ünye Tarih Grubu var, derneği var. Ahmet Soylu başkanımızın önderliğinde Ahmet Kabayel, Ahmet Derya Varilci abilerimizle beraber değerli isimler. Ünyemiz gerçekten bu anlamda da çok kıymetli İlker Bey. Yani Ünye şimdi çoğu yerde siyaseten deniyor ya, her yerden bir Ünyeli çıkıyor. Evet. İşte bunun derinine indiğimizde işte Ünye'nin kadılar şehri olması, peşinden kadıların devamında bakanların, milletvekillerin gelmesinin hep sebebi Ünye kendini yetiştirerek gelen bir şehir. Yani şöyle diyebilir miyiz, yani eğer tarihi kadar çok geçmiş, yani kültürünü iyi taşıyabilmiş. Kesinlikle. Kaptanlarıyla, kadılarıyla, hattatlarıyla, hattatlarıyla vesaire. Bakırcı ustalarımız var, çömlekçilerimiz var. Önümüzdeki günlerde onlardan da almaya başlayacağım. Çok güzel. Yani bu tabii ki siyasete de yansıyor vesaire. Ve bu konuda da çok başarılı buluyorum. Şeye geleyim ben bu konuyla ilgili son sözü söyleyeyim. Hem turizmsel anlamda hem de bu Taş Eserler Müzesi anlamında Ünye'ye katacakları noktasında turizmin 3 ayağı vardır İlker Bey. Siz de ÜNTİT olarak beraber çalışıyoruz sahada. Evet, 5 senedir. Evet. Şimdi endir, ilktir, tektir turizmin çekim güçleri. Evet. Yani Trabzon'da olan bir şey burada varsa o kadar çekici bir özelliği yoktur. Tabii ki de. Burada olan orada varsa da çekici özelliği yoktur. Ama Ünye'de olan dünyada yoksa ya da Türkiye'de ya da bölgede yoksa işte o bölgeyi oraya çeker. Tabii, değerlidir. Bizim enlerimiz var. Bizim mesela, teklerimiz var. Mesela. Bizim enlerimizde şu, en basitinden kalemizdeki deliz. Bakın, evet, çok kıymetli bir değer. Kesinlikle. Yani bunun ortaya çıkmasında başta Ünye Belediye'miz olmak şartıyla geçmiş dönemden bu döneme valiliğimiz YİKOP üzerinden destekliyor, valiliğimiz olmak üzere. Aynı zamanda ben müteahhit firmanın sahibi olan Atilla Bey'i de anmadan geçemeyeceğim. Onu da konuk almak istiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü müteahhit ihaleyi alır, bir ahlaklı ticaret yapan olur, bir de ahlaksız olan olur. Evet. Zaman geçirir. Tıpkı Kültür Sarayı'nda olduğu gibi. O konuya da değinirseniz memnun olurum. Son gelişmelerde ilk defa buradan açıklayabilirim o konuyla alakalı. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi enler diyoruz. Bir tanesi yaz konağı mağaramız. Şimdi bir endir. Tek değildir. İlk bölgede ilktir ve endir. Üç ayağın ikisi olan bir destinasyonumuz. Ya beraber koruma altına aldırdığımız Kızılkaya'daki ikonalı şapeller. Evet. Bölgede benzeri yok. Beş tane şapel var. Ama düşünün, kimsenin haberi yok bundan. Şimdi kaymakamlıkta toplantısında söylüyoruz. Aa diyor, öyle bir yer mi var falan diyorlar. Ya yani şimdi zaten sivil toplumun şöyle bir özelliği var İlker Bey. Sahayı yönetenlerin, idarecilerin, yetkililerin önünü açmaktır sivil toplumun özelliği. Biraz önce konuşmamızın başında da söyledim ya. Sivil toplum karşılıksız şehrine hizmet eden beyinlerdir, takımlarıdır. Aslında aynı zamanda da çok güçlü dinamiklerdir. Kesinlikle. Yani bir binanın temelleri olmazsa ayakta durabilir mi? Mümkün artık. Aslında bir şehrin temelleri de o beyin takımlarıdır. Yani o şehri dinamik tutarlar. Tıpkı geçmişte kadılarımız varmış, hattatlarımız varmış. Ünye'ye baktığımızda hala 6-7 tane çömlek atölyemiz küçük bir tamirle aktif olacak pozisyonda. Peki çömlekçi var mı? Şimdi işte bak ne kadar güzel bir noktaya değindiniz. Bir tane Salih ustamız vardı. Değer nerede? Şimdi biz maalesef ne zaman vefat ediyor ondan sonra başımızın üzerine çıkarıyoruz. Şimdi Salih Usta vefat etmeden önce biz Turizm Derneği olarak hep söyledik. Dedik ki belediyemize, hatta önceki dönem belediye başkanımızın da bir programı vardı, planı vardı. Kadılar Yokuşu'nun tam girişindeki sol tarafa kahvehanenin karşısındaki köşeyi kamulaştırarak çömlekçi atölyesi haline getirip tam bir sanat atölyesine dönüştürülecekti. Ama benim bir de bildiğim kamulaştırıldı orası ve bir proje dahiline projelendirildi. Evet. Yapılacak yerde yapılması bekleniyor gibisinden bir yuvarlak bir cümle duymuştum ki yapılacağını biliyorum. Ama şimdi yani ben de dedim ki yetkili birine böyle deyince, dedi işte orada da çömlek atölyesi yapılacak. Hani ben hani bir sanat sokağından hep devamlı altını çiziyorum, birazdan da geleceğimiz için. Dedim hani ya dedim yapacaksınız da peki dedim hani çömlekçi yok dedi. Ha dedi evet dedi. O zaman böyle ya dedi yani değiştirilebilir gibisinden. Ya bu adamın sağlığında olsaydı ne olurdu? Şimdi şöyle bir çözüm bulabiliriz Erke Bey. Çömlekçi bir ustasını yöremize yakın yerlerde var. Hiç sorun değil.
Çünkü Ünye çömlekçi mahallesi olan adıyla münhasır. Evet. Çamuru olan, yani maddemiz de var, ham maddemiz de var. Evet. Adına layık mahallemiz de var. Evet. Ve bir kültürümüz var. Karadeniz bölgesinde de çömlek üretilen hiçbir yer yok. Şimdi diyoruz ya turizm enleri barındırması lazım diye. Mesela kültürel ve manevi turizm anlamında Yunus Emre'miz var. Şimdi bunu hatta ben buradan Yaşar Argan başkanımıza ve derneğine de selamlarımı gönderiyorum ve kendilerini de tebrik etmek istiyorum. Ünye Turizmi ve Bölge Turizmi adına tescili yapıldı Yunus Emre Mezarı'nın. Evet. Yani Samsun güzel. Anıtlar Kurulu'ndan evet. Tarihi bir destinasyon ve mezar olarak tescili yapıldı. Evet, evet. Şimdi biraz önce dedim ya Ünye'miz neden hep Ünye öne çıkıyor? İşte Ünye'nin beyin takımları alanında sahasına hakim ve işini takip ediyor. Şimdi biraz önce ne dedik biz? Üntit ne yaptı? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e, Ünye'ye değil, Karadeniz'e olumsuz etkilerini öngörerek bir kriz masasına davet etti. Aslında bu ulusalda Karadeniz bölgesinde ödüle layık bir davet. İnsanların bakış açısı ahlaklı olsa şuna emin olabilirsiniz ki bu çağrıyı aslında belki Dokan'ın yapması gerekirdi. Belki bir valinin valilik düzeyinde bir an önce oturalım. Trabzon'a müşteri azalabilir. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir masa kuralım demesi gerekirdi. Ama bunu kim dedi? Ünye dedi. Evet. Ünye'de bir dernek dedi. Şimdi bu derneğin başkanının kim olduğunun önemi yok. Böyle bir sivil toplumun olması kuruluşunun ve böyle şeyler üretmesi ve bunun da Ünye'den çıkması. Bu da bir endir. Yani ama sürekli dinamik haldeyiz. Neden ciddiye alınmıyor sizce? Ben ciddiye alınmadığını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? O zaman şimdi, adım atılması gerekiyor ciddiye alınmasa. Şöyle, öyle bir adım atılıyor ki İlker Bey. Aslında çok güzel noktaya değindiniz. Biz şimdi Turizm Derneği olarak zamana ve pozisyona göre açıklamalar yapıp olan öngörülerimizi söyleyip destinasyonlara nasıl dokunulacağıyla ilgili detaylı bir açıklama yapıyoruz. Yetkililer geliyor. Diyelim ki peyzajla alakalı ya da park bahçelerle alakalı. En basitinden Hoynat Adası. Şimdi Hoynat Adası'nda ikinci etap ve birinci etap çalışmaları bitti. Neden Hoynat Adası diyorum? Hoynat Adası da Ünye için bir turizmsel değer. Timsah Adası da Ünye için bir turizmsel değer. Gaga Gölü de bizim için kıymetli. Neden? Bölge olarak evet. Ünye'mize evet. Gelen yerli yabancı turistlerimizi çevresel destinasyonlarımızın çokluğu da burada tutacak çünkü. Tabii. Yani keyif alacaklar geldikleri tatilden. Şimdi ikinci etap çalışmasında Hoynat Adası'nın özelliği Türkiye'de iki yerde var. Tepeli Karapatakların barındığı ve sürekli 12 ay yaşadığı yer olarak. Birisi de sadece Karadeniz'de tek, Türkiye'de ikinci yer olan Hoynat Adası. Yani turizmin bir eni, evet. Bir teki. Dolayısıyla turizmin ana maddelerinden, ana destinasyonlarından birini oluşturuyor. Tak yaptılar. Ters uyuyu çevirin tak. Ama oranın kimliğini yansıtan hiçbir görsel yok. Peki o zaman ben şuraya gelirim. Yani deminden beri onu düşünüyorum. Hani bir geri dönüşümcü olarak şöyle diyorum. Hani bizim sahil kıyı bantı boyunca bizim eski lambalarımız vardı. Döküm. Evet, abiciler, bakırdan evet. Ve görünüşleri hakikaten yüksekti. Burun ucuyla beraber o her fotoğraf karesinde harika çıkıyor. Evet. Şimdi ya o kadar abes bir şey koymuşlar ki yani ne Ünye'nin kıyısına yanaşıyor, yakışıyor. Ne kimliği var, ne hiçbir kültürü şey var. Yok. Evet. Bu kadar görseli kötü olabilir. Hani modern bir mimariye sahip olursun ki ben modernlikten çok yana değilimdir aslında. Aynı ama fikirdeyiz. Varsa da hani diyelim ki öyle bir hani yeni bir yeri yapılmış bankları ona göre şeyleri ona göre onu koyabilirsin. Ne bankları uyuyor bizim eski döküm banklarımız vardı. Çok daha güzel. Hayır, çünkü ben fotoğraflar çektim ki resimlerini de yapmışımdır evet. Onları. Çok daha görseli yüksekti ve şehirle bütünleşen bir yapısı vardı. Bu eski tam çok ışıtmıyordu. Bunlar elden geçirilip yüksek şeyli daha verimli ampuller kullanarak hem bütçemize katkı sağlayacaktı. Onlar bir dünyaya para yapıldı çünkü ve hurdaya da gitmeyeceklerdi ve evet. Tasarruf sağlanacaklardı. Ama hani yani en ufak bir şey diyoruz mesela şuraya gidilecek ya da uluslararası bir yere gidilecek temsilen vesaire buna para yok diyorlar ama trilyonlarca parayı bu direkleri anlatabildim yani eski direkleri bertaraf ederek hurdaya gidiyor yenisini koyuyorsun vesaire bunlar elden geçilseydi
çok daha yerinde olurdu, banklarımız yerinde dursaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bir görselci olarak. Çok doğru. Siz ne dersiniz? Şuraya geleceğim. İşte o takın, geçen ben Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde birkaç ziyaretler yaptım daire başkanlarımız nezdinde. Park Bahçeler Daire Başkanımız İzzet Bey'i de ziyaret ettim. Ben buradan anlayışı ve karşılamaları ağırlamaları için teşekkür ediyorum. O takın fotoğrafıyla birlikte önerimizi sundum. Evet. Üzerinde Tepeli Karapatak fonu olan fotoğraflarda onun çıkacağı, insanların da onun orada bir kitabesiyle buraya neden Hoynat Adası ve neden özelliği nedir diye bir kitabeyle yapılmasını önerdim. Ve kendisi de teşekkür etti. Biz bunu düşünemedik dedi. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Sahayla ilgili son dokunuş her zaman turizmsel ve sanatsal dokunuş olmalı. Yani o destinasyonun kimliğidir son dokunuş. İşte o dokunuşu bizlerle, sizlerle temas edilmediği için yapamıyorlar. Onu demek istiyorum. Çok güzel değiniz. Yani bu, çünkü yani tarihten bugüne, hatta yazının ilk çıkmadığı dönemlerde görsel olarak, yani mimari de var buna. Evet. Şeyler işlemiyor. Mağaralar ne yapmışlar? Resimler yapmışlar. Yani görsel, anlatan bir şeyler. Aynen. Şimdi hiçbir şey bilmeyen adam o sahil yolundan geliyor, ada için durdu, tamam. Ama oradaki Karabatak görselini gördüğü zaman, ya bu neyin nesi, aa burası, aa ne kadar güzel falan. Bakın, ikinci bir şey veriyorsunuz ona, düşünme ve izleme şansı veriyorsunuz. Gözlerken de o fonu arayacak, o kuşu arayacak. Evet, çok güzel. Çünkü ne arayacağını bilmiyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Konuyu görseller ve sembollere çünkü denk geliyor. Çok önemli, evet. Çünkü devlet için, devlet aklında mutlaka sembolleri kullanmıştır. Nasıl ki bizim bayrağımız bir sembolse, devletlerde ya da sanatsal etkinliklerde mesaj verirken sembollerin önemi çok büyüktür. Bu konuda mesela geçen gün değişen şehitler anıtımızın altındaki plakalar için çok teşekkür ediyorum. İncelik yapmışlar, tabii onu düşünmüşler. Biz de müdahale ettik bir an önce değişmesi için. Evet. Belediyemiz hassasiyet doğru, gösterdi. Doğru. Yani o konuda teşekkür ederim hassasiyetlerine. Aması şu, şimdi bir sembolden bahsedeyim. Yani orada şehitlerimizin ismi siyahla yazılmış, karayla yazılmış. Şimdi hani bu hani altın harflerle yazılır. İşte bu sanatsal bakış bu işte. Ha, evet. Halbuki nedir? Şehittir. Ne var içinde? Kan var, vatan var, bayrak var. Nedir ortak noktası? Kırmızıdır, değil mi? Evet. Kırmızı. Biraz yuvarlak değil de böyle hafif böyle ovalik, böyle kan damlası şeklinde ya da Türkiye bütün olarak kırmızı ve ismi ise altın harflerle, yani o pirinç plakalara boyayı vursanız, isimlerini de bıraksanız zaten altın harflerle yazılmış oluyordu. Hemen doğru. Aynısı. Çok doğru. Şehitlerimizin anısına hem altın harflerle yazdırmış olurduk. Çok güzel. Hem de görseli yüksek olmuş olurdu. Yani bunlar çok basit işlerdi. Aynı paraya, belki de daha da uygununa bunu hem olabilirdi. Ben çok maddiyatla alakası olduğunu düşünmüyorum. Yok, ama kesinlikle. Misal veriyorum sadece. Bu çok daha doğru bir dokunuş olurdu. İşte bu neyi doğuruyor İlker Bey? Her belediyenin bir kültür, turizm ve sanat dairesi olması gerekir. Ama o dairede ehil insanların olması gerekir. O dairenin ismi ve içinin boş olması değil. Her alanın içindeki insanın o alanın ehli olması gerekir. Liyakatlı kişilerden oluşması gerekir ki o zaman biz ne yaparız biliyor musunuz? Siz bu eleştirileri yapmadan önce o daire der ki buraya böyle bir hassas bir noktaya dokunuş yapacağız. Burası bizim manevi değerimiz. Geleceğimizi bize bahşeden şehitlerimizin sembol eden anıtımız. Buraya nasıl dokunursak onları da onura ederiz. Ve doğru dokunuruzu sizinle bizimle paylaşmış olurdu. Kesinlikle. İşte bu paylaşım yapılmadığı için biraz önce dedim ya, şehrin bedava beyinleriyiz biz, sivil toplum örgütlerinin tamamı. Evet. Şunu yapılabilir, şöyle bir taktik de yapılabilir. Bu da sivil toplum örgütlerinin verimliliğini arttırmak ve verimsizleri de ayırmak anlamında. Alanıyla ilgili sayın başkanımız, büyükşehir başkanımız, daire başkanlarımız toplantı yapar. Alanla ilgili. Şu konuyla ilgili fikirlerinizi bize beyan edin der. O fikirlerin içinde çok doğru olanlar onura edilir. Denir ki bu projeyi yaparken işte şu sanat derneğinin önerisiyle yaptık diyerek adı anıldığı zaman emin olun bütün dernekler projelere destek vermek için akşamları oturur, düşünür ve rapor hazırlar. Çok bu doğru. Dinamikleri harekete geçirmek kesinlikle anlamında diyor. En büyük noksanımız bakın hani Avrupa'nın arka bahçesi ya da yani
yüksek geliri olmayan ya da genelde arka bahçesi, yan bahçesi olarak geçer. Polonya, Macaristan vesaire, yani bir Almanya, bir İsviçre, Danimarka değillerdir onlar, oralar. Evet. Ama tabii ki bizden daha ilerideler, ayrı mesele. Ama bütün mahallelerinde proje ofisleri vardır. Yani düşünen vesaire yapan. Çünkü Avrupa Birliği'ne kesilen, bizim de çok yüksek meblağlar ödediğimiz. Tabii bir para havuzu var. Para havuzu var. Bu evet. Para havuzunda eşli, yandaşlı vesaire de öyle vermezler bu parayı. Kesinlikle. Doğru projelerle, riyakatla, doğru projeler ve doğru dokunuşlarla. Bizim neden bunu öncülük yapacak olanlar belediyemizdir. Belediyemiz bünyesi altında hani düşünenler ve üretenler adı altında bir çalıştay kurabilir. Derneklere atıyorum, biz turizm ki biz meclisten tek geçen turizm Kimliğimiz var. Evet. Ya biz turizmle alakalı. Onu da turizm derneği. Neler yapabiliriz? Çıkardım. Evet, Ünye Turizm İşletmeciler Derneği önerisiyle geçen bir şey. Neler yapabiliriz? Fikirleriniz nelerdir diye. İnanın ki herkes gönülden projelerini hazırlar götürür. Bunda da bu projelerle ya cebinizden bir şey çıkmayacak zaten. Avrupa Birliği'nden alınacak. Hem bu projeyle belediye, belde ya da büyükşehir, hem ismi geçmiş olacak yapılan projede Avrupa Birliği'nde, öyle mi? Evet. Hem de artı katmış olacaksınız kendinize. Ya bu düşünen insanların neden ciddiye alınmadığını çok merak ediyorum. Böyle bir proje çalıştayının kurulmadığına ben hala hayretler içindeyim. Neden yapılmadığına anlamak mümkün değil. Buradan da belirtmiş olalım. Şu sorunuma geliyorum. Soruya geliyorum. Alev Hanım'dan da rica etsem bu Ünye Kadılar Yokuşu'ndaki beyaz saksıları da getirebilir misiniz? O görselleri görebilir miyiz? Evet. Buyurun. Siz ne diyorsunuz buna? Emin olun ilk defa görüyorum İlker Bey. Ben de ilk defa görüyorum. Gerçekten. Kulağıma gelmişti. Maalesef şu görsel, emin olun, üzücü bir görsel. Çok kötü. Neden üzücü görsel? Siz sanatçı kimliğinizde yorumlayın. Ben de turizmci gözüyle yorumlayayım. Şimdi buyurun, özür dilerim. Şimdi turizm destinasyonlarındaki görsel bütünlük, oradaki bütün kent mobilyalarında, evlerin kullandığı dış cephe malzemelerinde, zeminde, yani gözün gördüğü her noktada o görsel bütünlüğün olması lazım. Şimdi böyle bir saksının buraya koyulduğunu ben bilseydim direkt gider belediyeye, lütfen bunları buradan kaldırın derdim. Bir fotoğraf attım size Alev Hanım. Sizden ricam, onu da yanına koyabilir misiniz, iki fotoğrafı yan yana? Şimdi eski fotoğrafta ahşap saksılar ve destinasyonun dokusuna uygun renk tonları kullanılmıştı. İşte bu. Şimdi evet. Bununla diğer fotoğrafa baktığımızda kime sorarsanız sorun, hangisi güzeldi diye. Şimdi diğeri tamamen modern mobilya dizaynıyla yapılmış ve görsel olarak da, teşekkür ederim Alev Hanım, görsel olarak da o kadar çirkin bir kütlesi var ki hiçbir kimliği ve ruhu da yok. Şimdi bunlar döküm. Yani bu da taş diyoruz ama bunlar döküm. Kesinlikle kalıba dökülmüş. Beter, evet. Kalıba dökülmüş. Hepsi kesinlikle. Birbirini tekrar. Harç olarak dökülmüş. Aynen. Ahşapla süslenmiş. Aynen, kemerlenmiş. Aynen öyle. Şimdi bakın, şu gördüğümüz ahşaptan yapılmış. Tamam. Ahşap samimi, sıcak, daha uygun görünüyor ama şekil itibariyle de çok da doğru değil. Aslında orada hep kare kesimler olduğu için, bu da biraz daha üçgensi formlarda, evet, kenarları yapıldığı için çok doğru değil. Bu düzeltilebilir ama ahşabın kullanılması çok doğru bir adımdır. Çok doğru. Çünkü çok daha ahşap kullanarak farklı bir figürle bunlar yapılabilirdi. Şimdi bunların da konulması diğer sebebine gelecek olursak şunu da belirteyim. Buraya çok arabalar çekiliyor. Ama o konularda rahatsız herhalde, bayağı bir şikayet almışlar. Ama doğru, yani şu anki yapılan iş doğru değil. Yeni koyulan saksılar oradaki destinasyonun tarihi ve dokusuna tamamen aykırı ve görselini de kapatmış. Şimdi evet, şuradan baktığın zaman destinasyonu görebiliyorsun eski fonda. Evet. Yeni fona baktığında destinasyon gölgede kalmış. Aynen öyle. Ve gözü de tırmalayan bir kesinlikle görseli var.
Kesinlikle. Ama bunların hani şöyle yapılabilirdi. Ziyan olmaması için. Yok şöyle. Yok, onu başka yerde, kentimiz çok büyük. Ünyemiz. Tabii. Yeni gelişen deniz mahallelerimiz deniz var. Deniz kenarında. Çok harika. Deniz kenarlarında. Feriş Akmak kenarı var ya şurada. Oralarda da kullanılabilir. Kullanılabilir evet. Ama şunu ben anlatmaya çalışıyorum. Bu insanlar, Ünyemiz aynı zamanda çömlekleriyle ünlü. Yorumda da Serdar Muhsin Bey. Serdar Muhsin Yıldız. Bence güzel bir öneri yapmış. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çömlek ve ahşabı harmanlayabilir. Evet. Şimdi bu tür dokunuşlarda tarihi destinasyonlara, turizm noktalarına, vitrinlerimize dokunurken ya belediyelerimize, büyük şehirde dahil, alanında uzman diğer belediye ve birimlerine de dahil yalvarıyoruz İlker Bey. Biliyorum. Lütfen turizmcilere danışın diyoruz. Evet. Ya biz önereceğiz, siz prim yapacaksınız diyoruz. Size teşekkür gidecek, ya bize değil. Baktığı zaman ya çok şimdi, doğru bir dokunuş. Tebrik edilmeyecek ya. Evet, şu dokunuşa ben hiçbir zaman bir turizmci olarak bu şehri turizm alanında yaklaşık 30 yıldır mücadele eden, hizmet eden, turizmine de geleceğine de hizmet eden ve şehrin daha yaşanılabilir, mutlu bir şehir olması için emek veren bir insana ve bizim gibi sahasına hakim insanlara keşke Ünye Belediyesi sorsaydı. Ya bir defa turizm sezonu geliyor. Evet. 15-20 gün sonra da turizm haftası var. O zaman göreceğim ben 3 kişilik haftalara ellerinde çiçeklerle giden yetkililerimiz, bakalım turizm haftasında bir turizmcinin kapısını çalacak mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizi izleyenlere de özellikle söylemek istiyorum. Tarımla alakalı bir bölgede yatırım yapıyorsan ziraat odamız var. Danışacaksın. Fikir alacaksın. Fikirleri harmanlayacaksın. Bir daha sökmemek, kaldırmamak üzere koyacaksın, dikeceksin o ürünü. Böyle bir destinasyona bu saksıları hangi akıl koyar? Emin olun çok üzüldüm. Bakın. Emin olun çok üzüldüm. Şeyin, kadılar, güzelim kadılar yokuşunu zaten. Yani, dokuyu kaybetmiş. Heh. Ruhunu kaybetmiş. Dokusunu da bozdurmuş. Bunlar ben, çok doğru bir şey değil. Bakın şimdi İlke Bey, daha ileriye gideceğim. Bu saksıları buraya koyduran personel varsa bence kınama almalı. Kim olursa olsun. Hayır ama personel bir kabahat yok. Var. Kabahati var. Bakın şimdi niye var? Bunları koyun dediği zaman koymak zorunda. Hayır. Adamın, müdür beye bunu önerecek olan o birimde çalışan personel değil mi? Buraya saksıları yenileyeceğiz dendi. Haklılar, saksılar yenilenmeli. Gözleri kapalı mı seçmişler acaba? İşte oraya geleceğim. Sonuçta yani o hiç birimde... Hiçbir zevk sahibi değilmiş. Kusura bakmasın. Bakın kimse. İlker Bey, bu birimde bu alanla ilgili Ünye Belediye'mizin sorumluluğunda olan bir sokağımız burası. Kadılar evet. Yokuşu. Çalışan personelimiz hepimizin tanıdığı insanlar. Ünye Belediye'miz hepimizin. Ama bu görseli dostumuz, buraya koyarken arkadaşımız ayrı bir şey. O insaniyetimiz ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama ilişkilerimiz. Bu görsel Ünye turizmine yakışmamış. Ciddi bir kusura. Zarar veren bir görsel. Evet. Şimdi yabancı bir an önce bu görselin buradan alınması lazım İlker Bey. Şimdi turistler gelse. Çok üzüldüm. İnan bunun koyulduğunu ben bilmiyordum. Çok. Yerli ve yabancı. O yüzden çok tepki verdim. Aynen öyle. Çok yanlış. Kesinlikle. Çok cahilce bir yaklaşım. Yerli ve yabancı bir turist gelse baksa. Çok dese, tırmalayıcı. Dese ki ya de. Çok dese, tırmalayıcı. Ya dese bunlar şimdi bu evler, bu sokak 200-300 sene evvel yapılmış yani 17. 18. Evet. yüzyıldan sonra evet. vesaire. Ya de zaman geçtikçe zevklerini kaybetmiş bu Ünyeliler der. Ben olsam derim. Şimdi, şimdi 200-300 sene evvelsine bakıyoruz. Her şey tek tek elle yapılıyor. Mucun ucuyla yapılıyor. Evet. Ve hala izleri var taşların bunun üzerinde. Bunun teknolojinin alasını ki betonu bile makineyle dökebiliyorsunuz. İstediğiniz formda bu evet. denli bir müthiş bir teknolojiye gelmişiz. Ve koyduğumuz şeye bakın. Şimdi ne söyleniyor etrafta? Yani şey eskiden Ünye'ye daha çok turist gelirdi deniyor değil mi? Evet. Neden gitti bu turistler? İşte şehre doğalını kaybettiği için. Şehrin ruhu kaybolduğu için. Evet. Şehrin kimliği kaybolduğu için. Evet. Ben buradan Hüseyin Tavlu başkanımız duyarlı bir insan. Kesinlikle. Bizim belediye başkanımız başımızın tacıdır. Da, evet. Ben buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu saksıların yarından tezi yok. Buradan kaldırılması lazım. İçine isterseniz altın meyvası veren ağaç dikin. Hiçbir olmaz. Kıymeti yok kıymeti İlker Bey. Yok. Evet maalesef. Çok tırmalı, çok üzüldüm. Samimi söylüyorum. Çok çirkin. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Çok, çok üzücü. Çirkin. Ben yani ta İlker Bey inan kızdım ya. Vallahi çok anladım. Üzüldüm. Yani o zaman ben, sakinleşelim başka bir konuya yok, geçelim. Yok. Tarih, kültür ve turizm kenti kimliği olan bir yakışmamış, şehirde evet. tarihi Kadılar Yokuşu'nun
tam ana girişinde bu görseli koyarak, bu fonları koyarak yok edilmiş adeta sokak. Bunu bir bariyer olarak kullanabilirsiniz bir yere girilmemesi için. Yani, öyle söyleyeyim yani. Ben bizi izleyenlerden özür diliyorum tepkimden dolayı. Gerçekten çok kötü. Çok, çok müthiş. Yani buna verilen paraya yazık. Bunu Asarkaya'nın girişinde fon olarak kullanılabilir. Asarkaya'ya çıkarılabilir. Athanı'nda kullanılabilir. Çünkü onun doğasında. En azından doğa ama. Asarkaya burası, ahşap ve ahşap ve taş olur. Burası tarihi bir yokuş. Evet. Yani adeta yukarıdan yuvarlanacak kütle gibi duran, hiçbir ruhu olmayan bir saksı bunlar ya. Şimdi, gözünüzü seveyim. Şimdi aklıma geldi. Küp Kaya kanyonunda güzel durur. Küp şekli var ya. Şaka güzel değil bir bakış. Ama şimdi, ben çok özür dilerim bizi izleyenlerden. Ben Kadılar Yokuşu'nda onların koyulduğunu bilseydim, Sayın Belediye Başkanımızın direkt kapısını çalar, lütfen bir an önce kaldırın derdim. Şimdi, programdan sonra da Belediye Başkanımızı arayacağım. Ben buradan izleyenlerimize söylüyorum. Evet. O saksıların kaldırılmasını rica edeceğim. Evet, ben de aynı şekilde talep ediyorum. Şimdi başkanım, hem biraz yatışalım hem de bir seyircilerimizden de gelen mesajları okuyayım. Cevat Bayrak sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Kendisi çok kıymetli bir kıymetli insan ve evet, çalışkan. Çınarsu ve Çamlık'ta yaptıklarını görüyoruz ve istişareli olarak da Ünyelerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyor projelerde. Bunu da sizin de istişare olduğunu ve o Ünyelilerden de istişarede olduğunu biliyorum. Yazmış, başarılar üstadım yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da Ahmet Soylu başarılar diliyorum kıymetli dostlarıma. Selam evet, olsun başkanımıza. Ünyemizin kimliğine yakışır değerlerinden biridir Ahmet Bey ve sahasındaki arkadaşları, kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Serdar Muhsin Yıldız beyefendileri de saksı olabilir, iyi yayınlar demiş Kadılar evet, Yokuşu hakkında. Saksı kesinlikle ve kütük harmanlanabilir. Güzel bir öneri evet, Serdar güzel Bey. Güzel bir öneri. Teşekkür ediyorum teşekkür kendilerine. Ederiz. Ali Rızanal değerli arkeolog, Ünye'nin yetiştiği değerli arkeolog. Ünye'mizin üyesi aynı zamanda. Evet. İyi yayınlar sevgili dostlar. Bugün Yunus Emre heykelinin taşınacağı yerine zemin betonu dökülüyordu. Sizler de daha önce istişare ettiğimiz alana maalesef ortasına değil yolun kenarına konumlandırılmış. Şimdi konumlandırmış bu alanla yeni taşınacağı alanın hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çam ağacının yeni gölgesinde kalmış. Sizlerin bu konudaki düşüncenizi ve önerinizi. Buna hemen değinebilir miyim? Tabii buyurun. Ben şimdi Ali Rıza Bey'e gerçekten duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili şeyi ziyaret ettiğimde, iki gün önce İzzet Başkan'ı ziyaret ettiğimde, Park Bahçeler Daire Başkanımızı, bununla ilgili konuştum. Hemen yanımda yetkiliyi aradı. O konuştuğumuz yerin, Ali Rıza Bey de biliyor, yeni yapılan hemen o Çiloğlu büfenin arkasındaki geniş yeni alan, alanın ortasına konumlandırılacaktı. Öyle konuştuk. Ama yeni beton yolun kenarına koyulduysa hiçbir manası yok. Kesinlikle yok. Bu evet, şimdi bu programdan sonra arayacağım kişi sayısı arttı. İzzet Bey'i arayacağım. Yanlış yere betonun döküldüğünü, belirlenen yer oranın tam orta noktası ve Yunus evet, Emre'mizin hem kültürüne hem manevi değerine daha uygun bir yer. Çok doğru. Bu anlamda Ali Rıza Bey uyardığı için kendisine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İşte İlker Bey, şuraya geleceğim. Şehri yönetenleri bizim her zaman yöneticilerimiz. Hiç sıkıntı yok. Ama sıkıntı çok şehrin az, alanıyla ilgili bedava fikir üreten, yaptıkları hizmeti de daha güçlendirecek, insanlara hakim bir şehirde hizmet edenler aslında hayatı daha kolaylaştırması lazım. Evet. Biz A diyoruz, onlar B yapıyor. Biz B diyoruz, onlar C yapıyor. Neye öyle yapıyorlar peki? Ne hani? Şimdi temelde neyi esas alarak yapıyorlar? Yani neyi bilerek yapıyor? Bilmedikleri, yani çok yapılan yanlışlar çok olduğu için hani hangi temele dayandırarak bu adımı atıyorlar? Ben de merak içindeyim yani. Sizin bir fikriniz varsa söyleyin, buyurun. Özellikle Kadılar Yokuşu'ndaki saksılarla ilgili samimiyetimle söylüyorum, hala oraya takıldım ve hep takılacağım o saksılar kalkana kadar. Çok üzüldüm gerçekten. Ali Gürel beyefendiler yazmış. Evet. Tutkudur Karavan ve evet, beraber tanıdığımız aslında akrabalığımız da varmış. Ünyeli hemşerimiz. Hemşerimiz. Ünye sevdalımız. Evet. Evet. Kıymetli Ali Bey. Ünye için fedakarca çıktı.
İhtikarsız çalışan iki isim Adnan Sobi Bey ve İlker Bey. Selamlar, saygılar. İyi yayınlar diyorum. Keyifliyiz diyorum. Teşekkür ederiz. Bizden de selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Evet başkanım. Şimdi ya bütün enerjimizi bak yok. Mutlu bir şehir diyoruz ya İlker Bey. Evet. Şimdi turistleri biz şimdi şu an Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak dernek üyelerimizle hep istişare yapıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkileri, ekonominin olumsuz etkileri, gelecek yerli yabancı turistlerin geldiğimizde Ünye'de ne kadar yaşatabiliriz, ne kadar eğlendirebiliriz, ne kadar keyifli şehri gezdirebiliriz'i konuşuyoruz. Evet. Şimdi Kadılar Yokuşu'na 15-20 kişilik turist grubunu getirdin. Aşağıdan dedin ki burası Kadılar Yokuşu, karşına çıktı 10-15 tane beton kütle. Ben utanırım oraya götürmeye, kusura şimdi bakmayın. Şimdi ben buraya nasıl götüreceğim ben bu turisti? Utanırım. Ben utanırım. Hazır destinasyon İlker Bey. Evet. Bir destinasyon nasıl ruhundan uzaklaştırılanın fotoğrafını gördüm ben şimdi. Çok üzüldüm gerçekten yani. Maalesef. Peki Alev Hanım'dan da rica etsek meydandaki kapı sütunlarını, kapı şeylerini getirebilir misiniz Alev Hanım? Evet. Bir de buraya değinmek istiyorum. Yıllardan beri burada duruyor. Şimdi İlker Bey. Ha, nereye açılıyor bu kapı? Ağaçların hem gölgesinde. Burası yani çok aslında manasız. Karadeniz'in medeniyete açılan kapısı. İpek yolunun. Ha, o yüzden gelişemiyoruz. Kenarda kaldığı için. İşte, şimdi doğru yere konumlandırılmadığı için. Evet. Şimdi biraz önce beton saksılar koyuldu ya Kadılar evet. Yokuşu'na. Şimdi bu kapıyı o Kadılar Yokuşu'nun iki yakasına koysak. Üzerine bir tak koysak. Ya da bunu alıp da Burunucu Adası'nda tam girişe koysak da üzerine Sanat Adası desek. Evet, ben de oraya şimdi, gelmek istiyordum. Sanatçı kimliğinizi bildiğim için alternatifli konuşmak istedim. O yüzden söyledim. Evet. Şimdi böyle bir girişim yapmak varken burada yolu yok, karşılığı yok, bir de orada kitabesi yok. Şimdi turizm değerlerinin her zaman bakan insanın bilgilendirmesi için kenarında bir kitabesi olur. Kimliği olur evet, daha doğrusu. Tabii. Şimdi bunları birisi gece operasyonuyla vinçle alıp götürse kaydı yok. Yani kaydı yok derken orada bulunan bir kimliği yok. Kimliği olmadığı için de gören insanlar müdahale etmeyecekler. Diyecekler ki ha herhalde buradan bunu kaldırıyorlar. Ama orada bir kitabesi olmuş olsa kardeşim bunu nereye götürüyorsunuz diye bir tepki olur. Şimdi bu kimliksiz hatta benim bildiğim kadarıyla da Ahmet Kabeyel abimizin atalarından dedelerinden kalma eski evlerinin giriş sütunları bunlar İlker Bey. Evet. Onların bağış ettiği bir sütun. Orada o ailenin isminin yazıldığı tabii. Bir çok önemli. Kitabe olmalı. Evet, onur edilmesi gerekiyor. Bence hemen de. Bunun sol tarafında yolun kenarı bandında bir çapamız var. Tarihi çapa. Deniz evet. Çapası. Evet. Şimdi o çapada tam Kadılar Yokuşu'nun en görkemli kapısı olan Memiş ailesinin babalarının Sinop'ta balık avlarken balıkçı teknesinin ağına takılan evet. Çapalardan bir tanesi. Evet. Ve bunun hikayesi de var. Evet. Defalarca söyledik. Ben onun üzerinde duruyorum ve yaptıracağım. O çapanın olduğu yere o kitabe yazılmalı. Evet. O admiraldi deniz çapası ama Ünyeli balıkçı Hüseyin tabii. Memiş'in Sinop açıklarında aslında doğruluyor. Bakın şimdi Sinop tarihi bir liman kenti. Tabii. Bu çapanın orada bulunması zaten bir tarih. Tabii. Böyle bir tarihin bir balıkçının duyarlılık göstererek Ünye'ye kazandırması ve belediyemize bağışlayarak da vitrinsel olarak destinasyon anlamında, görsel anlamında Ünye'ye kazandırması takdire şayan bir durum. Peki. Ama biz buyurun. Niye özür dilerim bu insanı onura edip Hüseyin Memiş tarafından Ünye turizmine bağışlanmıştır diye Sinop açıklarında balık avlarken balık ağına takılmış bu çapamız diyerek o kitabesini yazsak daha anlamlı olmaz mı? Kesinlikle daha düzgün olur. Ve doğru düzgün resim de çekilmiyor. Yanından geçebiliyoruz. Sizinle de istişaresi yaptığımız bunları ve Ali Rıza Bey'in de dahil olduğu mesela şeyden neden şikayetçiyiz bir de hani görsel olarak gözümüzü tırmalayanlardan bir tane şey de köprü girişindeki tak Ordu Büyükşehir'in takı. Maalesef. Bu çapaları alıp iki yana koyup aynen. Zincirleri de kaynaklarla puntolarla birbirine takıp oralarda üstlerine şiltlerini takıp
hem bir yüksek bir görsel elde etmiş olur ve çok fotoğraf noktası. Fotoğraf noktası oluşturmuş olur. Yani fon oluşturuyorsun. Bunlar çok basit dokunuşlar. Elimizde var olan malzeme. Hani diyorlar ya, un var, yağ var, ocak var, tuz var, her şey var. Usta yok gibisine. Hani helvayı yapamıyoruz bir türlü. Ya aslında çok güzel şeyler var. Diğer bir şeye gelmek istiyorum. Evet, orayı çok hızlı geçmek istemiyorum. Bir şehre kimlik kazandıran, eğer bir kimlik kazanacağız, böyle bir iddiamız varsa, sözde değil ama özde diyorum. Dokunuşlarla da tabii, kesinlikle. Sanat sokağı. Üretmeyen. Şimdi hani sakın yanlış anlamasınlar. Bir şeyler, hani iyi iş ya da iyi sanat üreten insanlarımız var bünyemizde. Efendim olsun, ahşap olsun, şu olsun, bu olsun. Beni boş verin. Bu insanlara ve onları gördükçe yüreklenecek, daha da bir şeyler elinde yapmak isteyen insanlar da çıkacaktır. Ben bundan eminim. 100. yıl, pardon, Burunucu Adası çok doğru bir destinasyon olurdu. Hatta dediğiniz gibi o kapılarda girişini hazırlar. Sanat Adası, bakın ismi bile harika. Sanat Adası. Sanat evet. Adası. Sanat Adası. Bu nerede var bu Sanat Adası? Hiçbir i̇şte sanat turizmi, sokakları var ama bak enlerinden olacak. İşte bak, turizme bir değer daha kazandırmış evet. Oluyoruz. Yani oradaki bozuk yapılar var vesaire yapılar. Ya buraları normal çay ocakları değil, sanat kafelere, sanat atölyelerine belediyemizin ya da işte büyükşehirin de yardımlarıyla. Bünye Belediyesi'ne ait bir noktamız orası. Evet. Ya bunları bak işte her şey birbirini tamamlıyor. Çünkü o kadar temel taşları eksik yani. Mesela işte bu bizim çalıştayımız olsaydı bu projelerle alakalı birçok şeyler yapabilirdik. Kesinlikle. DOKA'ya yazma. Avrupa Birliği'ne yaz. Bu düzeyde hareket etmemiz. DOKA'dan değil. Avrupa Birliği'nden alacaksınız. Bu şekilde yaparsanız hem doğru bir temele ve zemine oturtturmuş oluruz ve de ünyemize çok şeyler katabiliriz diye düşünüyorum. Ama 5 seneden beri söylüyoruz, söylemeye de devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar olacak, hayırlısı olsun. Evet. Ben orada Sanat Adası ile ilgili söyleme katılıyorum. Şehirlerdeki destinasyonları kimlikleştirmek, adını da öne çıkarmak lazım. Mesela Çamlık'la ilgili Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak son dokunuşlara Cevat Bey'le de sıcak temas kurarak, yani evet, oranın sorumlusuyla Asım Bey'le birlikte çalışarak, Kültür Turizm Daire Başkanımız Mehmet Altun Bey'le temas ederek, çok teşekkür ederim hepsine, orayı yaşam adası olarak nitelendirdik. Evet, çok şimdi da güzel oldu. Çamlık'a tam oturan bir isim oldu. Kesinlikle. Orası bir ada çünkü. Ama evet, o ada ne adası? Yaşam adası. İnsanların eğlenebileceği, gezebileceği, evet, piknik yapabileceği, kahvesini içebileceği, restoran... İnancını da tabii ki eda edebileceği bir noktada. Mescidi de kimlikli yaptırdık bizim temaslarımızla. Annelere yani bebekli, emzirme odası var. Varana engelli kadar. Engelli vatandaşlarımızın özel lavaboları var. Özel yürüyüş yolları var. Aynı zamanda mutfağa da yaklaşık 5-6 milyon tefrişata verildi. Yani evet, çok ciddi masraf edilerek büyükşehir tarafından kafeteryadan restorana döndürdük orayı. Çok güzel, çok doğru bir iştir bence. Kesinlikle. Otoparkı da aşağıdan aldırdık. Artık aşağıya araç inmeyecek. Evet. Ve insanlar çocuğunu oraya, yaşam adası diyoruz. Yani yaşayacak insanlar orada. Evet. Tereddüt etmeyecek. Acaba arabaya mı çarpar, bir şey mi? O adanın evet, içine girdiğin zaman stressiz yaşayacaksın. Kesinlikle. Aç kalmayacaksın. Evet. Açık kalmayacaksın. Ama son dokunuşlarında gene kent mobilyaları, yeni kent mobilyaları gelecek. Onlarda da sürekli temas halindeyiz. Şimdi buraya ne dedik? Yaşam adası dedik. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi bu tarihi sütunlarımızı, giriş kapısını Burunucu Adası'nın girişine koyduğumuz zaman üzerine tak yaparak bakır levhayla ya da ferforjeyle Sanat Adası dediğimizde, emin olun orası öyle bir kimlik kazanacak ki, tarihi Burunucu Sanat Adası. İsmi bile bana güç verdi şu an. Emin olun. Dediğiniz yıllardan beri şunu dedik. Yani dünyadaki bir ilki başaralım. En azından sıfır atık sanat müzesini kuralım dedim. Bunun için de çok uğraştım. Dünyaya değer katacaktı bu. Bölgemize değer katacaktı. Bölgemize de değer katacaktı. Çünkü dünyada bir ilki yapmış olacaktınız. Ki bunu gene projeyle, projeyi yaptığınız zaman zaten oradan gelen fonla
otomatikman Avrupa'da ve dünyada ya da bu projeyle alakalı sıfır atık projesinde alakalı dergilerde çıkıyorsunuz. Bakın para verseniz yaptıramayacağınız reklamı yapıyorsunuz aslında. Çünkü dünya öyle bir sürece girdi ki küresel ısınma, çevresel faktörler ve atıklarla alakalı ben bundan çok seneler evvel söyledim. O gün geldi çattı artık. Öyle mi Adnan Bey? Geçiyor bile. 5 sene evvel ben size demedim mi? Evet. Diyordum değil mi? Evet. Bu süreçteyiz. Çok da güzel Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlar var bunlarla alakalı. Çevre olsun, eğitim olsun, geri dönüşüm olsun. Çok ileri düzeyde bir ilme kazanmış olacaktık ve sürdürülebilir bir proje olacaktı. Ama zannedersem anlatamadık ya da anlamak istemediler. Böyle şeyler oldu. Şuraya gelmek istiyorum. Bir de önemli gördüğüm meydanlar insanların yaşam ortak alanlarıdır. Evet şu an şimdi görüyoruz, arka fonda da görüyoruz. Şimdi burada ağaç diplerine oturuyorlar. Gidiyorlar hava biraz daha ısındığı zaman göreceksiniz ki çayırların üzerinde gezenler ve oturanlar olacaktır. Yeşilliği de zarar vermiş olacaktır. Peki bizim banklarımız nerede? Neden bankamız yok bizim burada? Onunla ilgili de ben biliyorum. Park Bahçeler Daire Başkanımızla gündeme getirmek istedim. Tamam, iyi yaptınız. Çünkü çok ciddi bir eksiğimiz. Park Bahçeler Daire Başkanımızla konuştum. Oranın ihalesi yapıldı. Kent mobilyaları da tamamen yenilenecek, iyileştirilecek. Ben şunu istiyorum. Şimdi Ordu'da yaşayan bir mimar Ünye'deki kent mobilyasını yaparken Ünye'li ile temas etmeli. Ünye Belediyesi'nin bu alanıyla ilgili çalışan personeliyle buranın kimliğine uygun yapmalı. Gönlümüz şundan yana, yapılanı takdir etmek istiyoruz biz İlker Bey. Yani Ünye'mize bir hizmet yapıldığında ilk defa teşekkür ederiz. Gerçekten dokusuna, ruhuna, yerine uygun hizmet yapıldı diye biz teşekkür edelim. Evet, Ali Rıza Bey yazmış. Evet. Özür diliyorum. Buyurun. Bugün çeşitli üniversitelerden şehrimize gelen 15 civarında üniversite profesörüyle Ünye gezisi yaptık. Kadılar Yokuşu'ndan inerken değerlendirdiğimiz ve anlam veremediğimiz tek şey vardı. Yeni konulan çiçekliklerdi. Bu konudaki duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum oranın dokusuna uygun kent mobilyaları yerleştirilir. Teşekkür ediyoruz Ali Rıza Bey. Evet. Buyurun. Ali Rıza Bey, ben o çiçeklikleri inanın daha yeni fark ettim. Ve görselde gördüm. Biraz tepkim fazla oldu. Çünkü biz yaşadığımız şehre hizmet etmek gibi bir mecburiyeti olduğuna inanan insanların başında geliyoruz. Ve kentimize bu ve benzeri hizmet adı altında yapılan dokunuşları da doğru bulmuyoruz. Çünkü oranın, siz daha iyi bilirsiniz, alanınız aynı zamanda. Biz turizmciler sahanın ve destinasyonun yaşanılabilirliğine bakarız. Ama siz tarihi dokunun ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Oradaki o saksılar bence Ünye Belediye'miz başkanına yapılan bir hakaret. Buna emin olun. Kesinlikle. Bizim temsilcimiz Ünye Belediye Başkanımız. Nereye gitse o saksıları bir başkaları diyecek ya, oraya yakışmış mı? Oraya yakıştığına inanan biri varsa beraber gidelim, orada poz vermek istiyorum ben. Yani o fondaki saksıların güzelliğini göstermek istiyorum. Ama şu bir gerçek, bu saksılar bir an önce içine toprak ve bitki koyulmadan bir gece kaldırılıp yerine İlker Bey'in de dediği gibi dokuya, ruha uygun, Muhsin Bey'in de önerdiği gibi çömlek görseli veya kütükle, ahşapla özdeşleşip harmanlanıp güzel bir kent mobilyası tarzında saksılar koyulabilir ve bir an önce de o çirkinliğin kalkmasını talep ediyorum. Alev Yiğit Yılmaz hanımefendiler yazmış. İyi yayınlar diliyorum Adnan Bey'e. Katılıyorum. İnsanoğlu ileriki zamanlarda arkeolog kazı çalışmalarında betondan başka bir şey ile karşılaşmayacaklar. Bunun önünden nasıl geçilecek? İşte bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Çok güzel bir noktaya. Şimdi biz arkeologlarımız Ali Rıza Bey falan çalıştığında sanat tarihçilerimiz ne buluyor? Sikkeler, bakıl eserler, seramik eserler buluyor değil mi? Evet. İşte Alev Hanım'ın dediği gibi ileride bundan 500 yıl sonra falan yapılan kazılarda büyük ihtimalle betondan başka bir şey yok, çıkmayacak hayır, insanlar. Yani beton dediğimiz şey 80 senede yok oluyor zaten. Demir de keza aynı. Şimdi ama bu yapılan Kadılar Yokuşu'ndaki
Bu taş eserler gene duracak. Bizim yaptıklarımız hepsi yok olacak. O da var. Evet. Yani. O taş kapıları falan diyorsun, sütunları. Tabii onlar gene duracak. Onlar vesaire. Duracak. Çünkü niye? Nereden şey yapıyoruz, baz alıyoruz bunu? Bir Efes harabelerine bakın, kaç bin senelik, değil mi? Hala ayakta sütunlar. Hala ayakta. Deprem olmasa hepsi ayakta kalacaklardı. Evet. Şudu bulu ya da Ünye Kalesi, o yapılan anıt mezarın oraya bakın. Evet. Doğa kendini koruyor bir şekilde. Aynen. Eklentileri kayboluyor. Doğru dokunuşlar yaptığınız zaman bu kültürel miras. Yani benim eserlerimde de genelde yapmak istediğim, yani vermek istediğim mesajlardan bir tanesi de kültürel miraslarımızın gelecek kuşaklarımıza daha iyi aktarılması adı altında ya da bu perspektiften daha bir önem arz etmesi gerektiğini düşünerek zaten tarihi sokaklarımızı yapıyorum. Osmanlı mimarisini, sokaklarımızı işte atıklardan yapmaya çalışıyorum. Yani atığın bu tarafa koyacak olursak, bu yüzden çok kıymetli buluyorum ben eserlerimizi. Çünkü bizim kültürümüzdür. Kesinlikle. Beton bizim kültürümüz değildir. Kesinlikle. Ve yaşamaya bir yer bırakmıyorlar. Ve geçen programda da zannedersem söyledim. Müteahhitlerimize de çok iyi, çok başarılı olanlar da var tabii ki. Bu üniversitelerde okutulurken güzel sanatları da görsellerden de derse girmelerini rica ediyorum. Ama bugün mesela Mimarlar Odası Ünye'de bir toplantı yaptı. Otopark sorunuyla alakalı bir basın açıklaması yaptı. Neden mimar odamız, mimarlarımız bu ve benzeri yanlışlara müdahil olmuyor? Ben onu merak ediyorum. Şimdi merkeze insanın şöyledir yani. Merkeze neyi koyuyor? Yani yönetimlerin, hangi yönetimden bahsedersek bahsedelim. Şimdi sizin dernekten bahsedecek olursak, merkeze, bu derneğin merkezine Ünye turizm hizmet noktasına merkeze koymasaydınız, farklı bir şey koysaydınız, bugün farklı bir şeyler konuşuyor olacaktık. Anlatabildim mi? Merkezde hani kültür, benim kültürüm, sanatım ve geleceğime yönelik eserler bırakmalıyım noktasında merkeze bunu koyarsanız, ona göre her şey dizayn olur. Çok doğru. Yani merkeze niye koyduğunuza bağlı. Yani insanda da aynı yani. Merkeze para ve randıman koyarsan ben ona göre hareket ederim. İnsaniyeti, insanlığı ya da işte insana dair şeyler koyarsan merkeze ona göre hareket ederim. Yani merkeze niye koyduğumuza bağlı. Yani bu sadece kesinlikle örnek olsun diye söyledim. Buyurun. İşte demek istediğim şu İlker Bey. Gerçekten şimdi Ali Rıza Bey de uyardı. Yani Atatürk Yunus Emre Parkı'nın oradaki Yunus Emre görselinin daha yeni yapılan yerdeki orta noktaya koyulması ve daha şık durması. Yani onun da adına ve değerine layık yerde olması gerekir. Yine hemen yolun kenarına koyulması. Şimdi orta noktaya koyduğumuzda onu, orayı bir Yunus Emre Adası gibi kitabeleriyle, onun özlü sözleriyle desteklendirerek orada bir ada yaratabiliriz. Yani bir ruh yaratabiliriz. Ama siz onu yolun kenarına koyduğunuz zaman, kaldırımın kenarına, hiçbir şey yapamazsınız. Yani yaptığınız her şey eklenti pozisyonda kalacak. Evet. Ruhsuz olacak yani. Kesinlikle. Bununla ilgili de temasa girmemiz gerekiyor. Şu sonucu çıkarıyor, özür dilerim. Yani biz şimdi neden tepki veriyoruz? Ünye'mize yakışmadığını düşündüğümüz için veriyoruz. Peki bunları yapanlar Ünye'ye yakışmadığını bilmiyorlar. Nasıl yakıştırdılar, değil mi? Bunu nasıl yakıştırıyorlar? İşte o yüzden diyorum, bu yanlışlar bilinçli şekilde yapılıyorsa başındaki yöneticisine zarar vermek için yapılıyordur o zaman. Art niyet aramak lazım. Onu demek istiyorum. Eğer bu aranmazsa o zaman başka bir şey var. Başka bir şey aramamız lazım. Bir an önce tekrar ediyorum, Kadılar Yokuşu'ndaki saksıların, yani anlamsız karakterlerin oradan kalkması gerekiyor. Yunus Emre heykelimizin, büstünün, sembolünün bir an önce doğru yere taşınması gerekir. Ve biz de keşke bunlar doğru dokunuşlar olsaydı da biz buradan o dokunuşları görüp, ya gerçekten teşekkür ederim Ordu Büyükşehir Park Bahçeleri, çok doğru bir dokunuş yapmış. Çok doğru bir noktaya değinmiş. Evet. Ünye Belediye'miz gerçekten iyi düşünmüş, doğru yapmış. Keşke diyebilseydik. Biz bunu demek için varız. Evet, tabii ki de. Ama adeta doğru, belediyemizin doğru çalışanları, Ordu Büyükşehir'in çalışanları biz muhalifmiş gibi algılanıyoruz bu sefer. Yani yanlış yapıyorlar yani resmen. Şimdi tartışmaya, yani bizim tartışma kültürümüz yok. Çünkü
Tartışma aslında kavga etmek değildir. Biz böyle algılıyoruz. Böyle bir algımız var. Fikirler tartışmalı. Aynı. Yani tartışma aslında fikirlerin birbirini tartmasıdır yani. Tanımasıdır. Bunlar çarpışırlar. Ortaya doğru çıkar. Gelişmiş ülkelerde bu vardır. Evet. Pardon. Ben Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'nin yeni misyonu ile ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ordu İli Türkiye Gelişim Ajansı'nın 12 kişilik bir Ordu İli Gelişim Grubu var. Topluluğu var, birimi var. Orada Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Ünye ve bölgesini temsil eden tek kurum olarak orada yerini alıyor. Ben buradan Sayın Valiliğimize, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze de bizi oraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum kendilerine. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Bir şey daha altını çizecektim. Buyurun siz devam edin. Vizyonla alakalı. Şimdi belediyeler, hizmet alanları, şehirlerin önce kimliğini oluşturmalı. Yani biz bu kimliği oluşturduk Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak. Dedik ki 2015 yılında gerekçeli bir talep yazısıyla neden tarih, neden kültür, neden turizm? İşte bu gerekçelerimizi sunduk. Belediyemizin önüne koyduk. Belediyemiz hizmetini yaparken İlker Bey, işte o kimliğini bilinçli bir şekilde bilerek yapmalıydı. Ama maalesef Ünye Belediye'mizde çok ciddi bir eksiklik var. Hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, neden Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde? Ordu turizm kimliği anlamında, turizm değerleri anlamında gelişmekte olan en bakir memleket. Ama bunu vitrine taşıyacak ekip bunun farkında değil. İşte bu bakirliği bilerek, bakirliği koruyarak yatırımlar yapılmalı, hizmetler yapılmalı. Destinasyonlardaki son dokunuşları, hizmet altyapılarını büyükşehir yapıyor. Evet. Hoynat Adası olsun, Yason Kilisesi'nin olduğu bölge olsun, Yason Burnu olsun, Çambaşı Yaylası olsun, Ulugöl olsun, Perşembe Yaylası olsun, Akkuş'taki Argan Yaylamız, ben buradan İsa Başkanımızı tebrik ediyorum. Bizimle de sürekli temas halinde, bizimle de istişare ediyor ve biz sanki kendi malımız, kendi değerimiz, kendi tapulu yerimiz gibi nasıl iyi olur onunla istişare ediyoruz. Ya, bizim öyle. Kazancımız Akkuş kazanırsa biz de kazanacağız. Tabii, geleceğimiz kazanacağız. Ulugöl, aynen, Ulugöl kazanırsa biz de kazanacağız. Evet, Hasan Balcı Bey Almanya'dan yazıyor. North Westfalen'den olsa gerek, yanlış söylemediysem. Samsunlu Hasan Bey bu, Hasan Balcı. Hasan yok, ben Almanya'daki zannediyorum. Yok, Hasan Bey Ünyeli. Ha, tamam. Samsun'daki Ünye Samsun'daki. Sevdalımız. Evet. Evet, Ünye Sevdalımız Hasan Balcı Bey. Evet. İsimler yani Balcı çok olunca karıştırabiliyoruz. Evet. Hayırlı ve güzel yayınlarımız olsun. Sayın İlker Bey ve size değerli konuğunuz Adnan Bey'e sevgi ve selamları. Önümüz bahar ve yaza yaklaşmakta. Acaba bu sene Ünye'miz için turizm açısından ne gibi çalışmalar beklenmektedir? Saygılar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür kendisine. Ederiz Hasan Bey. Çok sağ olun. Kıymetli bir soru. Evet. Buyurun hocam, başkanım. Zaten programımızın başında da söyledik. Her turizm sezonunda biz Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak her yıl ana sloganımız Karadeniz'in kalbi Ünye. Ama ara sloganlarımız var her yılın başında. Neden yapıyoruz bunu? Ve bunu yapan da bölgemizde tek derneğiz biz İlker Bey. Evet. Yani şehri için, kenti için öne çıkarmak, kimlikleştirmek ve mutlu bir şehir olduğunu ispat etmek edercesine bir slogan belirliyoruz. Evet. Ve bu sloganın da isim hakkı Aydın Ballı Dernek evet. üyemiz var. Selamlar ve buradan hikayesi kendilerine. De çok güzel. Ben bunu anlatmak istiyorum. Aydın Bey'in Almanya'dan kökenli kendisi, 30-35 yıl orada çalışmış. Ünye'de işletmesi var peyzaj üzerine. Ve misafiri geliyor. Evet. Bütün Karadeniz'i geziyor. En son sana uğrayacağım diyor. Bütün Karadeniz'i geziyor. Bütün destinasyonları görüyor. İli, ilçeyi, doğayı. Karadeniz Ünye'ye geliyor. Diyor ki Ünye'den de sana veda deyip gideceğim. Buraya geldiğinde de Ünye'yi de geziyorlar. Oturuyorlar, evet. sohbet ediyorlar. Diyor ki nasıl buldunuz diyor Aydın Beyler. Karadeniz'i, bölgemizi. Ya diyor, Karadeniz bir cennet diyor. Evet. Ama diyor, bu cennetin köşkü Ünye diyor. Ya, ne kadar şimdi güzel. Bu söylem, bu slogan ve bu hikaye çok kıymetli aslında. Kesinlikle. Ve 2022 sloganımızda Karadeniz evet. bir cennet, evet. cennetin köşkü Ünye. Bu köşke biz layık olmak zorundayız. Kesinlikle. Bu köşke layık olacak kişilerin en başında bizi yönetenler,
Evet. Bizi temsil edenler ve en önemli argümanı olan da yaşayan insanlarımız olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Şimdi o zaman bunun genel toplamını topladığımız zaman o zaman hani diyoruz ya hani bir Çalıştay. O zaman Çalıştay, o zaman Kent Konseyi Çalıştayı olması lazım. Kent Konseyi o zaman bu şeyde gereğini yapmıyor gibi duruyor. Yok, şimdi Kent Konseyi olan ender ilçelerdeniz bölgemizde. İlk açılan Kent Konseyi'yiz. Tabii ki bu da bir kimliktir ama tabii ki bunun içinin dolması lazım. Kent Konseyimizin şu an gelecek turizm sezonu ile ilgili, yaz mevsimi ile ilgili plan, ki öngörüsü, şu an 130 bin nüfusu olan bir ünyenin yaz mevsiminde 200-250 bine çıkan bir nüfusa sahip oluyor. Dolayısıyla konseyimiz şu an oturup bir öngörü hazırlaması lazım. Ya bileşenleri çağırsın. Bakın Çalıştay orada yapılabilir. Yani tabii ki. Her konuda bakın. Biz sanat türlü konusunda, şu konuda, bu konuda ya neler yapabiliriz? Ya böyle bir şey göremiyorum. Bakın ikinci seçim geliyor. Seçim yakında, hani seneye olacak, hani 2023'te olacak, öyle mi? Kesinlikle. Bu zaman yani kurulduğundan beri, yani bu dönem kurulduğundan ve bugüne kadar nasıl bir rapor sundular ya da sunularsa bizim niye haberimiz yok? Bu şehrin dinamikleriyle alakalı kimlerle görüşüyorlar? Nasıl bir yol izliyorlar? Bunu inan ki bilmek istiyorum. 120 tane STK'yı temsilen orada bir yapı oluşturuldu. Ama faaliyetlerini yani bu 3 senede sadece fotoğrafın dışında birkaç satırın dışında çok da etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. İnanıyorum ki Kent Konseyimiz ünyemiz için çok şey düşünecektir ve düşüncelerini de yakın zamanda paylaşacağına inanıyorum. Bu anlamda zaten Ünye Sivil Toplum Platformu olarak İlker Bey, aynı zamanda ben dönem sözcülüğünü yapıyorum. Ve ünyemizin kronikleşmiş sorunları dahil çözüm anlamında yakın çözümlerinde peşine düşerek alanlarıyla, temsil noktasındaki insanlarla temas ederek de çözüm anlamında temaslarımızı ve önerilerimizi kendilerine sunuyoruz ve sonuca da gittiğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Son mesajlardan bir tanesi de Cevat Bayrak müdürümüzden geldi. Çoğu insan kendini güzel insan, herkesi düşünür. Ünye için uğraşan, hak ettiği değeri bulması için mücadele eden kocaman yüreklere selam olsun. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Çok Cevat teşekkür Bey'e ederim. Samimiyeti ve iyi niyetleri için. Kesinlikle. Başarılarınızın devamını diliyorum Sayın Müdürüm. Evet, toparlayacak olursak yani bugünkü programdan şunu anlayabiliriz. Bize ivedilikle bir Çalıştay'ın proje ofisinin kurulması gerektiğini artık söylüyoruz. Ve yani şu aslında vakit kalsaydı, aslında süremiz de çok geçti. Ali Bey'in bir mesajı var, onu okursanız ona ben açıklık getirebilirim. Ali Rıza Hanım. Ünye nüfusuna Ali Gürel. Ali Gürel. Bu sene 300 kişi daha ekleyin. Yani 300 kişi yani derken yani karavanlar 100, gelecek. 100 karavanımız Ünye'ye gelecek. Ünye'ye gelecek. Ali Gürel Bey'e, Hayriye Hanım'a, sıkıntı yok. Yerimiz çok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim gönüllerimizi kazandılar. İnşallah daha ilerlere götüreceğiz bu paylaşımlarımızı. İnşallah. Şimdi kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Ben de selamlar, saygılar sunuyorum Sayın Başkanımıza ve Ali Gürel Bey'e. Şunu demek istiyorum. Çınar Suyu'nda çok ciddi çalışma var şu çalışmalar an. Evet. Var. Karavan yerleri ayarladı. Yani değil 100 tane. Yani 300 tane de gelse ayarlayacak yerimiz var. Gelin başımızın üstüne, her zaman bekleriz. Çınar Suyu çok daha iyi hizmetler verebilmek için çok daha şeyler yapıldığını biliyorum. Siz de gelince evet, görürsünüz. Ünye hazırlanıyor size, evet, Ali Bey. Siz rahat olun. Sıkıntı yok. Şuraya gelmek istiyorum. Yani genel toplamında demek istediğim, yani bir Çalıştay'ın, bir ünyemizi yöneten değerli büyüklerimizle beraber daha ne yapabiliriz de artı katabiliriz noktasından yola çıkarsak çok daha güzel şeyler yapacağına eminim. Ben son sözlerinizi alayım. Son buyurun. Söz olarak ben Ordu Büyükşehir Belediye'mize bir çağrı yapmak istiyorum. Çünkü birçok destinasyonumuz onların sahasında. Bir Çınar Suyu hazırlanıyor. Çamlığımız hazırlanıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, etmek istiyorum kendilerine. Aya Nikola adamız hazırlanacaktı. Eksik kaldı ama yaz konağı mağaramız çok önemli bir destinasyonumuz. Bunun bir an önce hazırlanması noktasında son aşamaya gelindiğini biliyoruz.
2022 yılının turizm sezonu Ordu Büyükşehir Belediyesi için Ünye'deki yatırımlarının final yılı olmasını istiyoruz. Yani açılışlarının yapıldığı, hizmetlerinin başladığı ve insanların da o destinasyonlarda yaşadığı bir yıl olmasını, atlı turizm yolu da dahil buna, at hanından Asarkaya'ya çıkan. Çok güzel. Bütün bunların hizmete açılmasını bekliyoruz. Son olarak da son sözümü söyleyeyim size, buyurun, bırakayım İlker Bey. Ünye'miz gerçekten turizmsel anlamında, yatak kapasitesi ve kalitesi anlamında sizlere hizmet etmek üzere hazır. Çet Dağımızda da dernek onursal başkanımız Hüseyin Şimşek'in çok güçlü bir tesisi var. 21 tane bungalov evin olduğu, turistik hizmetlerin verildiği ve destinasyonun hayata çıkarıldığı. Bu anlamda Ünye'miz sizi bekliyor ve slogan olarak da Karadeniz bir cennet, cennetin köşkü Ünye hazır ve nazır diyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Evet sayın seyirciler, bir kültür sanat programının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için, bizleri kabul ettiğiniz için ekranınızda çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun.